Sık sık düşük yapan izleyicilerimiz bize ulaşmış durumda. İkinci, üçüncü, beşinci, onuncu düşüğünü yapan izleyicilerimiz var. Bir türlü bebek sahibi olamıyorum, bebeğimi kucağıma alamıyorum. Neden olabilir diye bizden bilgi istiyor. Bu oldukça geniş bir konu aslında bakarsanız. Rahimdeki bazı anomaliler olabilir, anatomik varyasyonlar olabilir. Hani doğuştan herkesin aynı şekilde değildir rahmi. İşte çift rahimler olabilir, rahim duvarında septumlar, duvarlar olabilir. Bunlar düşüğe sebep oluyor olabilir. Veya kanama, pıhtılaşma ile ilgili bozukluklar, bazı bozukluklar var. İşte defalarca düşüğe sebep olabilen, onları kan sulandırıcılarla tedavi ettiğimiz gebelikler var. Bunlar olabilir. Rahim ağzı yetmezlikleri olabilir. Bunlar sebebiyle düşükler olabilir. Yani çok o fazlasıyla sebep var. Onun için tetkikler yapılmalı mutlaka tekrarlayan düşüklerde. İşte tiroidle ilgili hastalıklar, şekerle ilgili hastalıklar, tanısı konulmamış kronik hastalıklar sebep olabilir. Onlar mutlaka incelenmeli. Gebelik döneminde geçen enfeksiyonlar sebebiyle düşükler olabilir. Onlar var mı yok mu araştırılmalı. Oldukça kapsamlı testlerden geçirilmeli tekrarlayan düşüklere olan.